Merhaba, atom yapısı ve periyodik ile ilgili ÖSM'den son yıllarda, son yıllara yakın olan çıkmış sorulara bakıyor olacağız. Ee, öncelikle bu videodan önce sen bunları kesinlikle önceden çözmüş olman gerekiyor. Ee, çünkü bunlar direkt senin karşına çıkacak tarzı sorular zaten ki çıkmış olanlar son olarak çözdüğümüz o uzman profesyonel testleri kadar aslında zor olmadığını göreceksin. oraları eğer biraz anlayabilirsen, yapabilirsen ÖSYM'den seçme sorular sana oldukça kolay gelecektir eminim. şimdi bir beraber inceleyelim soruları. Şimdi birinci soruda 2019 TYT'le çıkmış olan bir soru. Şimdi diyor ki XYZ atomlarıyla ilgili hangisi doğrudur? Şimdi şuraya taşıyacak olursak X atomunun proton sayısı 10, kütle numarası 20, nötron sayısı da 10 olur. Direkt hesaplayalım. Şurası 10, 21, nötron sayısı 11 olur. Z'ye bakarsak 11, 22 nötron sayısı 11 olur. Şimdi buna göre bakalım. Diyor ki X ve Y aynı elementin izotop atomlarıdır. Şimdi izotop olması için protonlarının aynı, kütle numaralarının farklı olması lazım ki bunu görüyorum. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Z element atomun elektron ve nötron sayıları eşittir. Şimdi element atomu diyorsa element atomunda biliyorsun ki elektron sayısı proton sayısına eşit. E nötron sayısı da zaten 11. O zaman elektron sayısı nötron sayısı eşit olduğundan ikinci öncülde de doğrudur. Y ve Z element atomlarının nötron sayıları eşittir. Şimdi Y ve Z'ye bakarsan Y'nin nötron sayısı 11. Z'nin de nötron sayısı 11. Dolayısıyla birbirinin izotonu bunlar aslında. O halde. Üçüncü öncü doğru olduğundan doğru cevabımız E seçeneği olur. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunan demiş. Bak buraya dikkat et. Aynı periyot. Aynı periyotta bulunan X ve Y elementleri ile ilgili bilgiler verilmiş. X elementi parlak görünümlü olup oda sıcaklığında ısıyı ve elektriği iyi iletir diyorsa X elementimiz metaldir. Y'ye bakalım. Oda sıcaklığında gaz halde olacak ve hiçbir elemelde tepkimeye girmeyecek. Şimdi hiçbir elemelde tepkimeye girmiyorsa ve gazsa oda koşullarında bu soy gazdan başka bir şey olamaz. Dolayısıyla Y elementi için kesinlikle 8A grubunu söyleyebilirim. E, X elementi için de metal olduğunu söyleyebiliyorum. Ve aynı yatay sırada olduğunu söylüyorsak o zaman X şuralarda bir yerde. Y ise zaten 8A grubunda yer alıyor. Şimdi buna göre bakalım. X elementin atom numarası Y'den büyüktür demiş. Bu yanlış. Çünkü x aynı yatay sırada olduğu için y'nin solunda yer aldığı için x'in atom numarası y'den küçük olur. Y elementin atom yarıçapı x'inkinden küçüktür demiş. Şimdi bak bu doğru. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki atom yarıçapı sola doğru artıyor. E, x elementin yarıçapına şöyle bir şey dersem y elementi 8 ara yer aldığı için o da şöyle bir şey olacaktır. Dolayısıyla yarıçapı daha küçük olacaktır. İfade doğru. X elementinin iyonlaşma enerjisi, birinci iyonlaşma enerjisi Y'den büyüktür denilmiş. Şimdi Y 8A'da yer alıyor. X e, örnek veriyorum 1A'da veya 2A'da yer alan bir metalim. E, dolayısıyla 8A'nın e, iyonlaşma enerjisi hepsinden büyük olduğu için bu ifade hatalıdır. Y elementinin elektron alma eğilimi X'e göre daha fazladır demiş. X elementinin bak şurada ne diyor? Tepkimeye girmez diyor. Tepkimeye girme eğilimi yoksa yani Y elementi bir soy gaz ise Elektron alma eğilimi metale göre bile yine de az olur. Dolayısıyla bu ifade de hatalıdır. X elementi için biz ne demiştik? Metal. Bak burada ne demiş? Ametal. Y elementi için soy gaz dedik. Bak burada metal demiş. Bu da hatalı. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. 2018 yılında sormuş bir soru. Biraz daha kolay diğerlerine göre aslında. Berilyum, karbon ve flor ile ilgili sorular sorulmuş. Bakalım grubuna ve periyoduna dikkat edecek şekilde şöyle açarsak 2, 2 iki, yani ikinci periyot 2A iki grubunu söyleyebilirim berilyum için. Karbona bakalım 6, 2, 4 diye açılır şöyle. Dolayısıyla bu da ikinci periyot 4A grubunda. Dikkat et karbon ametal ilk üyesi çünkü. Flor 2, 7 diye açılır. Flor da e, halojenlerin ilk üyesi yani ikinci periyot 7A grubunda bu da e, ametal hatta en aktif ametal diyebiliriz. Yani bunları şimdiden söyleyebiliyoruz. A şıkkına bakalım. Karbon elementi metaldir demiş. Karbon elementi 4A grubunun ilk üyesi olduğu için ilk üyesi ametaldir. Bu ifade hatalı. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan element flordur demiş. Flor 7A grubunda iyonlaşma enerjisini sıralayacak olursak en büyük 7A derim. Sonra 4A. Sonra da 2A derim. Dolayısıyla en küçük değil en büyük olması gerekir. İfade hatalı. Atom yarıçapı en büyük olan berilyumdur. Atom yarıçapını çapını hatırlarsan sola doğru artıyordu. Aynı yatay sırada hepsi ikinci periyotta. En solda berilyum. Onun sağında karbon ve onun sağında flor olduğu için en büyük yarıçap çap berilyuma aittir. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Berilyumun elektron alma eğilimi karbonunkinden fazladır demiş. Şimdi elektron alma eğilimi e, ametalik aktiflik veya elektron ilgisi olarak karşımıza gelir. Karbon ametal, berilyum bir toprak alkali metali olduğu için elektron alma eğilimi daha düşük olacaktır. Karbona göre ifade hatalı. Karbon elektronegatifliği flordan daha fazladır demiş. Biz elektronegatiflik olarak florun periyodik cebelde en büyük olduğunu söylüyoruz zaten. E, bunu sen de biliyorsun eminim. Dolayısıyla bu ifade hatalıdır. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Nötr haldeki 16 elektron elementle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi yüksüz halinde 16 tane elektron varsa demek ki proton sayısı da 16'dır. 16'ya göre açarsam 2, 8, 6 diye açılır ve 3. periyot 6A grubunda olduğunu belirleyebilirim. Katman elektron dağılımı doğrudur. 6A grubunda olduğu için bu bir ametaldir. 3. periyotta olduğu için doğru. 2 elektron vererek oktalini tamamlar demiş. 2 elektron vermez. Aksine 2 elektron alarak son yörüngeyi 8'e tamamlar. Dolayısıyla bu ifadede vererek ifadesi hatalı olmuş. O halde doğru cevabımız D seçeneği gelir. Sodyum ve magnezyum elementleri ile ilgili bir soru sorulmuş. Buna göre şimdi grup ve periyot sorulduğu için grubuna periyoduna bakalım. Sodyum 11 açarsam 2, 8, 1, ne oldu? Üçüncü periyot 1A grubu. Yupa sistemine göre de birinci grup olduğunu söyleyebilirim. E, Magnezyuma bakacak olursam onun bir fazlası olan 2, 8, 2. O da üçüncü periyot 2A grubunda. Dolayısıyla bunun içinde ikinci grup diyebilirim. Bakalım birinci öncü ne diyor? Periyodik sistemde sodyum birinci grupta. Magnezyum ikinci grupta yer alır. Doğru. Bak dikkat edersen ÖSYM bunu ilk defa 2017 YGS'de yaptı. Ne yaptı? Yupa'nın vermiş olduğu o numaralandırma sistemini ilk defa bu soruda kullandı. Yani bu aslında bir uyarı niteliğinde işin açığı. Yani senin neye dikkat etmen lazım? Bak bu soru sana onu gösteriyor. Hani biz 1A, 2A, 7A falan diyoruz ama bu 1A, 7A falan demek yerine bunların numaralarını artık kullanıyor olman gerekiyor. Buna dikkat etmeni öneririm. İkinci öncülde. Her iki element de yarı metal olarak sırflandırılır. Yarı metal değildir bunlar. Birisi alkali metal, öbürü toprak alkali metaldir. Aksine aktif metallerdir bunlar. İfade hatalı. Periyodik sistemde her iki elementin de periyot numarası 3'tür. Evet, baktığınız zaman her ikisini de biz 3. periyot olarak belirledik. 3 tane katman içerdiği için. O halde 3. öncül de doğru olduğundan doğru cevap 1-3-C seçeneği olur. Son sorumuz. E, flor elementi ilgili bir soru geldi. Şimdi floru biz zaten ezberimizde biliyoruz. En aktif ametal, en aktif e, en fazla olan atom. İşte ikinci periyot 7A grubunda halojenlerin ilk üyesi bunları sıralayabiliyoruz. Şimdi buna göre bakalım sorumuza. Son elektron katmanında 7 elektron bulunur. Evet gördüğün gibi 7 elektron bulunuyor. İfade doğru. 1 elektron olarak oktadını tamamlar. Doğru. Buna biz 1 elektron eklersek Son g 8'e tamamlayacağı için oktet kuralına uyar. Doğru. Bileşiklerinde yükselken basama eksi 1'dir. Zaten bu çok çok önemli bir madde. Bak burada tekrar vurgulayayım. 2016 yılında soruldu ama dönem dönem yine ÖSYM'nin e soracağı yerler bunlar. Flor sadece eksi bir değerini alır. Burasını unutma sakın. Dördüncü öncülde ne diyor? Periyodik çizelgede 5A grubunda bulunur. Bu yanlış. Bildiğin gibi 7A'da bulunuyor. Az önce de belirledik zaten. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olur. ÖSYM'den son yıllara yakın sorulan seçme sorularda bu şekildeydi. Gördüğünüz üzere böyle bizim sorularda daha çok vurguladığımız aslında işte çok detay içeren yerler yok ama yine önemli dediğimiz işte bir flor karşımıza çıkıyor. Veya işte diğer o dediğimiz işte aynı periyotta bulunup biri soy gaz biri metalse bunların özelliklerin değişimi nasıl atom yarıçapı nasıl değişir yoğunlaşma nasıl değişir gibi temel bu kıyaslama soruları ÖSYM tarafından soruluyor. E, buralarda eksik olduğunu artık e, eksik kaldığını düşünmüyorum. Çok iyi bir temel hattına inanıyorum. Bu temel üzerine zaten biz kimyasal türler arası etkileşimler gibi bir konuyu anlatıyor olacağız. Bu e, konuların bu konuları da yani e, daha iyi yapabilmenin koşulu zaten burada iyonlaşma enerjisinin, elektronegatifliğin, atom yarıçapının nasıl değiştiğini çok iyi biliyor olman gerekiyor. E, bu noktada eksiğin kalmadıktan sonra 3. üniteye başlayabilirsin.